toplanır. Doğrusunu söyleyeyim, ben bunları her yerde söylemeye cesaret edemem. Çünkü biz bazen söylediğimiz zaman derhal balıkçılardan veya çevreden derhal telefon alırız. Öldürürüz seni, işimizi bozuyorsun diyorlar. Ama teşekkür ederim. Burada bununla konuşmaya cesaret edemiyorum. Şimdi efendim, körfezi kim temizleyecek? Yani körfezde bu kirlilik var ama kimdir? Eğer bırakırsak, temizlemeye kendi haline bırakırsak, 100 yıl alır. Belediye, üniversite, TÜBİTAK, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bölgedeki sanayi kuruluşları, bölge kalkınma ajansları var herhalde. Ve sizin gibi sivil toplum kuruluşları körfezin temizlenmesinde etkili rol oynamalı. Şimdi efendim, bir ay önce körfezin kenarına geldik, körfezin en doğu kısmına geldik ve orada şok olduğum bir olayla karşılaştım. Olay şu efendim. Bir arkadaşımız, çekim yapan bir arkadaşımız, körfezin kenarındaki kara sandığı, sert cisim sandığı toprağa girdi ve dizlerine kadar battı. Zor çıkardı arkadaşımızdan. Son derece kirli bir yer var. Bu kirlilik efendim, 10 milyon litre suyu kirletmeye yeterli. Bak, bilimsel olarak söylüyoruz, biz kimyacı olarak söylüyoruz. 1 ile 10 milyon litre suyu kirletmeye yeter. 1 litre yağ boruların içerisinde karadenizin suyunu körfeze aktarın. Kanal değil. Çünkü o çok pahalı yağmur olur, bölge çok kıymetli, arsalar kıymetli, tarlalar kıymetli, kimse izin vermeyebilir. Bilmiyorum. Olur olmaz bilmiyorum. Ama borularla suyun gelmesinde herhangi bir sakınca olacağını da zannetmiyorum. Toprağın altını gizsin. Efendim, bu 320 milyon kilovat saat enerjiyle Karadeniz'den Körfez'e kayıplar dahil bir yılda Karadeniz'den suların 10 metre yükselmesi halinde 16 milyar metreküp su taşınması mümkün. Teorik değildir, pratiktir. Bizzat hesaplanmıştır. Teorik değildir bu. Aksi takdirde bu 16, 25 milyar metreküp suya çıkıyor. Ama kayıplar olacaktır elbette. Her zaman birebir hesap olmuyor. Peki efendim, 5 metre yükseldiği, Karadeniz'de suyu 5 metre yükseltip bu tarafa verdik. Körfez'e doğru verdik. Yapmamız için Karadeniz kenarında bir yükselti elde etmemiz lazım. Ve arada 40 kilometre mesafe var. Hocam, şöyle söyleyeyim. Bunu jeologlar veya bu konunun uzmanları daha çok iyi bilir. Benim sadece şunu söylüyorum. Diyorum ki, suyu körfeze akıtabilmemiz için orada bir yükseltiye... O cazibeyi de yapmak istediğimizi oraya anlıyorum. Ama o cazibeyi sağlayabilmek için deniz seviyesini yükseltir misin? Deniz seviyesi değil efendim. Değil efendim.